Birazdan Muharrem İnce haberini ekrana getireceğiz. Serap demiş ki, yemin ediyorum psikolojik olarak yorulduk, yıprandık, kaybettik demiş. Çoğu insan da böyle hissediyor zaten. O yüzden zaten seçimler bir kurtuluştur. O yüzden zaten seçimler bir çözümdür diye ben düşünüyorum. Cumhurbaşkanı adaylarından bir diğerine geçiyorum. Muharrem İnce, o da Bartın'daydı, o da dolaşıyor. Ve tabii hedefinde kim vardı diyeceksiniz. Yani aslında bence yanlış yerden vuruyor bakacak olursanız Muharrem İnce. Hedefinde Sadullah Ergin vardı. Darlama beni, darlama. Cesur yürek, işte Muharrem İnce, 13. Cumhurbaşkanı. Aslan gibi yüreklice hiçbir ittifaka da girmeden tek başına barajı da geçecek, rekor kıracak. Burayı da diyorum. Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce seçmenle Bartın'da bir araya geldi. Partisinin hiçbir ittifaka girmeden tek başına barajı geçeceğine inandığını söyledi. Vaatlerini anlattı. Beni seçerseniz Suriyelileri göndereceğim. Söz. Beni seçerseniz tarımı ayağa kaldıracağım. Söz veriyorum, tarımı ayağa kaldıracağım. Ucuz et yedireceğim size. Ucuz süt içeceksiniz. Balık yiyeceksiniz. Yumurta yiyeceksiniz. Gündeminde eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP listelerinden Ankara'da milletvekili adayı gösterilmesi de vardı. Sadullah Ergin'in ne işi var Çankaya'da? Ne işi var? Sadullah Ergin'i yargı FETÖ'ye teslim edilirken Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'i Atatürk'ün Çankaya'sına koyacaksın. Sonra bana dönüp laf söyleyeceksin. İnce kendisi için yapılan oy bölüyor yorumuna bir kez daha değindi. Davutoğlu ne zamandır CHP'li oldu da Muharrem İnce'ye bölücü diyorsunuz? Açıyorum arkadaşlar. Yani Muharrem Bey'i izliyorum. Rakip olarak kendine Kılıçdaroğlu ve parti olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'ni seçmiş. Ama kendisinin girmesi bence iyi. En azından oy oranını görecek. Şu anda kendisini bence bir aynalar vardır ya, dev aynası derler. Bence orada görüyor ve sadece Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP ile ve Millet İttifakı ile onu eleştiriyor. Oyun oradan geleceğini düşünüyor. Çok merak ediyorum ben de seçim günü 14 Mayıs geldiğinde acaba Muharrem İnce'nin oy oranı ne olacak? Siz ne tahmin ediyorsunuz Muharrem İnce için? Ne düşünüyorsunuz? Oy oranı nedir diye bir soru sorayım. Bunun da cevabını sizden isteyeyim. Arzu ederseniz yazabilirsiniz. Twitter'da yemin ediyorum tabelamız ve tabii ki YouTube üzerinden bizi izleyip aynı zamanda ankete cevap verebilir, beğeni bombardımanı yapıp tekrar chatleşebilirsiniz. Erdoğan'ın o ayıplı cümlesi için ben ayıplı buldum. Bana göre ayıplı. Kendisi ayıp etmedim diyebilir. Ama gelen mesajlara da bakıyorum. Bu nasıl bir söz diyen çok insan var. YouTube üzerinde de Twitter üzerinde de. O onun farkında değil ama. Gerçekten farkında değil. Yani nerede olduğunun farkında değil. Yani ben bir yerdeyim ama neredeyim onun farkında değil bence. Geldik bir başka önemli